TAP projesi Azeri gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transit taşınmasına imkan tanıyacak çok çok önemli ve tarihi baskı olan bir projedir. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi ya da bilinen kısa adıyla TANAP. Proje, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin Anadolu'ya atılan imzası. Türkiye'nin gücüne güç katacak projenin detayları Ankara'daki Çalıştay'da anlatıldı. Farklı etkinlikler vardı. Dün de gün boyu Azerbaycan'la ilgiliydik. Bugün de hamdolsun günümüze Azerbaycan'la başlıyoruz. İnşallah Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri de aynen bizim kendimizi iyi hissettiğimiz gibi daha iyi bir noktaya doğru gelir. Zaten bu bir dostluk ve kardeşlik projesi. Proje Türkiye'yi bir enerji santrali haline getiriyor. İPAR ve Eko Avrasya tarafından kardeşlikten stratejik ortaklığa giden yol adıyla düzenlenen Çalıştay, TANAP'ın vizyonuna ışık tuttu. Sadece lafta kardeşlik değil, güçlerin birleştirilmesidir. Kaynakların beraber kontrol edilmesidir. Dünyaya karşı aynı kaynak üzerinden ekonomik gücü siyasi güce dönüştürme projesidir. Onun için ben bu anlamda çok önemli görüyorum. İnşallah 2023 yılı için koyduğumuz hedeflerde 23 milyar metreküplük bir değer ifade ediliyor. Bunu da biz bir manevi işaret olarak kabul ediyoruz. Oraya telmih ediyoruz. Sonucu Allah'ın izniyle çok iyi olacak. Türkiye'mize, Azerbaycan'ımıza hayırlı uğurlu olsun istiyorum. Türkiye olarak Azerbaycan ilişkilerimizi her zaman üst seviyede tutmamız lazım. Kardeşlik farklı bir şey ama burada bir stratejik ortaklık var, menfaat birliği var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Çalıştay'ın Azerbaycan'dan da konukları vardı. Güney Gaz Dahlisi bu Avrupa'nın mega layihəsidir, çok mega projesidir, çok nəhəng bir layihədir. 45 milyar dollardan artık onun qiymətidir. Ve 2012-ci yılda Azerbaycan dövləti ilə Türkiye dövlətinin imzaladığı razılaşma, sənəd əsasında, müqavilə əsasında TANAP layihəsindən start verildi. Ve 2015-ci yılda artık qazda iki qardaş dövlətin rəhbərləri, prezidentləri səviyyəsində layihənin təqdimat mərasimi keçirildi və biz ümid edirik ki, bu layihə vaxtından da erkən başa çatacaq. TANAP, Azərbaycanın Hazar dənizində üretilən doğalqazı 1850 km uzunluğunda borularla Türkiye'nin 20 şehrindən geçerek Avrupa'ya taşıyacak. Efendim aslında Türk dünyasının her alanda kalkınması için bu alana emek veren insanlara ihtiyaç var. Elbette hayatın her alanında. Şimdi Türk dünyasına emek veren iki ismi tanıtmak istiyorum sizlere. Aslında izleyicilerimiz tanıyorlar konuklarımızı. Stüdyo konuklarımız Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hikmet Eren ve konferansın değerli katılımcılarından Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Sayın Elman Nesirov. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Sayın Nesirov, müsaadenizle önce organizasyonun düzenleyicisiyle başlamak istiyorum. Sayın Eren, neden TANAP'ı bir Çalıştay konusu olarak belirlediniz? Çok stratejik bir seçim aslında. Tıpkı Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin o stratejik boyutu gibi. Ana gündem neden TANAP oldu? Şimdi Türkiye, öncelikle yakın ilginizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bizi kamuoyuyla buluşturdunuz. Bundan dolayı da minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Sözlerime böyle başlayayım. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri gerek Türkiye kamuoyunda gerekse Azerbaycan kamuoyunda en üst seviyede biliniyor. Fakat ilişkilerimiz sadece kültürel boyutta ve sosyal boyutta bir ivme kazanmış durumda insanlarımızın beyninde. Oysa ki artık 21. asır tamamen enerji savaşlarının gündemde olduğu, enerjinin ana gündem maddesini teşkil ettiği bir atmosferde yaşıyoruz. Biz de Türkiye ve Azerbaycan arasında 21. asrın en önemli projesi olarak nitelendirilen ve her iki ülkeye de bana göre Yüce Tanrı'nın bahşeylediği en önemli güçlerden bir tanesi olarak gördüğümüz TANAP projesini Türk kamuoyuyla paylaşmak istedik. Onun için biz de dedik ki gerek Azerbaycan'dan gerekse Türkiye'den konunun uzmanlarını davet edelim. Konuyu bütün detaylarıyla masaya yatıralım.
ve konunun bir yol haritasını, stratejik boyutunu ele alıp daha sonra da kamuoyuyla paylaşalım. Bu düşünceyle yola çıktık. Hem uzmanlar vardı programımızda, hem akademisyenler vardı, hem işin teknik boyutunu bizzati çalışan isimler vardı, hem de siyasiler vardı. Tabii ki bu işin katalizör güçlerinden bir tanesi de siyasiler. Ondan dolayı da siyasileri de davet etmiştik. Sağ olsun bu bağlamda da programımıza büyük de ilgi gösterdiler ve davetimize de icabet etti. Geldiler. Dün güzel bir çalıştaya bu vesileyle imza atmış olduk. Şimdi biraz çalıştayın detaylarını konuşacağız önümüzdeki dönemde. Bu Türk dünyasına yönelik çalıştayların nereye kadar varabileceğini size soracağım ama biraz da teknik bilgiye ihtiyacımız elbette var. Hem akademik bilgisine çok güvendiğimiz hem de bir siyasetçi olarak yakından takip ettiğimiz Sayın Elman Nesiroğ bizlerle birlikte. Efendim tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim. TANAP son derece stratejik ve öne çıkan bir proje oldu. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Demiryolu projesi evet. Ama sanki TANAP'la bir seviye mi atladı Türkiye-Azerbaycan'ın bu enerji işbirliği? Tamamıyla haklısınız. Ben de bu fırsattan, bu imkandan istifade edip bu stüdyanıza, bu güzel stüdyanıza davet ettiğinize göre size teşekkür ederim. Hakikaten de bugün Azerbaycan ve Türkiye devletleri strateji müttefikler. Ve bu her bir sahada var. Xüsusilə enerji sahasında bu müttefiklik seviyesi daha da yükselmektedir. Siz haklısınız. Bəli, bu günleri Bakı, Tbilisi, Ceyhan kəməri 2006-cı yıldan fəaliyyət göstərir. Bakı, Tbilisi, Erzurum 2007-ci yıldan fəaliyyət göstərir. İndi isə Azərbaycan dövləti və Türkiyə dövləti, bu iki qardaş dövlət 2012-ci yılda bir anlaşma imzaladılar. Və belə bir qərara gəldilər ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün bu iki dövlət, Azərbaycan nefti, petrolu hasil edən dövlət, Türkiyə bir nəhəng transit ölkə olaraq Avropanın enerji xəritəsini dəyişsinlər. Evet. Və bu 2012-ci yılda əldə edilmiş razılaşma ona gətirib çıxartdı ki, əgər biz Bakı, Tbilisi, Ceyhana 20-ci əsrin müqaviləsi deyirik, bir əsrin müqaviləsi deyirik. Yəni 20-ci əsrdə bu böyüklükdə, bu miqyasda bir müqavilə yox. Məhz əsrin müqaviləsi. Amma bu TANAP-ın da daxil olduğu doğan qaz projesi, o dəhliz isə bu 21-ci əsrin müqaviləsidir. Və TANAP layihəsi həmin projenin çox mühüm bir segmentidir, çox mühüm bir hissəsidir. Bilirsiniz, var 4 onun hissəsi var bu Doğan Qaz layihəsinin. Birincisi bu Şahdəniz yatağı ilə bağlıdır. Şahdəniz 2 projesidir. Bunun ardınca gəlir Bakı, Tbilisi, Erzurum qaz kəməri 2007-ci'dan fəaliyyətdədir. Onun genişləndirilməsindən söhbət gedir. Bu ikinci mərhələdir. Üçüncü mühüm hissəsi bu TANAP-dır. Yəni Bakıdan başlanan qaz gəlir Gürcüstana. Gürcüstandan gəlir çıxır Türkiyə, Erzuruma. Erzurumda isə TANAP layihəsi onu alır. TANAP alır və gəlir Yunanistan sərhədinə və oradan isə TAP layihəsi başlayacaq. Və budur, bu strateji müttəfiqliyimizin ən mühüm bir görüntüsü, bir göstəricisi bu TANAP layihəsidir. Sayın Nesiroğ, o zaman həmən soralım. Evet, batıya doğru bir ilerleyiş var ama biz Türk dünyasında gönül veren insanlar doğuya doğru da bir genişleme olsun istiyoruz. Yani acaba bu TANAP projesine önümüzdeki dönemde Türkmenistan'ın tek alternatifi Rusya olan diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinde katılması söz konusu olabilir mi? Böyle bir projeksiyon var mı? Böyle bir meseleler var. Buna Trans-Xəzər layihəsi projesi deyirlər. Təəssüf ki, siyasi meseleler ucbatından bir çox hallarda bunlar reallaşmır. Ama Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev her zaman söylüyor ki, biz bu enerji projeleriyle siyaseti birbirinden ayırmalıyıq. Onlar farklı meselelerdir. Ve bilirsiniz, TANAP layihəsi bugün ona göre reallaşır. TANAP layihəsi bugün ona göre baş tutmaqdadır ki, Azərbaycan dövləti ve Türkiye dövləti bunlar qardaşdırlar ve bunlar ortak nöqtədən çıxış edirlər. Azərbaycan Prezidenti böyle bir fikir söylüyor ve ben bunu sevə-sevə her zaman tekrarlayıram. Söylüyor ki, Azərbaycan elə də böyük dövlət deyil. Lakin bizim sözümüzün mənası və çəkisi böyükdür. Türkiyə isə regionun, mən hər zaman bunu söyləyirəm, Türkiyə regionun, yaxın, orta şərq regionunun fövqəli dövlətidir. Türkiyə çox güclü bir dövlətdir. Və biz Azərbaycan, Cənubi Qafqaz regionunun biz lider dövlətiyik. Türkiyə yaxın, orta şərq regionunun lider dövlətdir. Bunlar iki dövlət, iki qardaş dövlət bir yerdə olanda TANAP artıq reallaşır. Doğru. Yani o ilişkilerimizin duygusal zeminini artık reel projelere döktüğümüz bir dönemdeyiz. Tam bu dönemde bu projelerin görünür olması da önemli Sayın Eren.
Eko Avrasya da bu anlamda önemli bir rol üstlenmiş durumda. Özellikle son yaptığınız faaliyetlere bakıyorum. Çalıştaylar, akademik buluşmalar gerçekleştiriyorsunuz. Bu Türk Dünyası çalışmalarına biraz daha önem vermeliyiz galiba. Yani mevcut projelerin hem kamuoyuyla paylaşılması hem de uzmanların bir araya getirilmesi önemli bir nokta. Ne dersiniz? Bu konuda mesafe alabildik mi? Ben şöyle arz edeyim. Dün çalıştayımızda görmüş olduğum bir tablo vardı. Beni geleceğe yönelik çok ümitlendirdi ve çok mutlu etti. 30 yaş grubunda çok ciddi akademisyenler tebliğ sundular. Ve kapasiteleri inanılmaz derecede yüksek seviyedeydi. Gerek Azerbaycan tarafından gerekse Türkiye tarafından. Her biri yurt dışında eğitim almış, birkaç dile hakim ve dünyanın dört bir tarafını takip ediyorlar. Bunları gördükçe geleceğe yönelik ümitlerimiz her dakika artıyor. Bir de bu yıl tabii çok önemli bir yıl. Malum haliniz olduğu üzere Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılı. Çeyrek asır geride kaldı. Elbette ki 1991'deki tablo yok artık. Artık 2016 yılındayız. Teknolojinin en zirve çağını şu an yaşıyoruz ve dünyaya entegre olmuş bir noktada Türk Cumhuriyetleri'nin hemen hemen tamamı. Demokratikleşme noktasında çok ciddi mesafeler kat ettiler. Ekonomik açıdan çok ciddi mesafeler kat ettiler. Özellikle gerek Azerbaycan'ın Kafkaslar'da yıldız olması, gerekse Kazakistan'ın Avrasya'nın kalkanı parlayan pozisyonuna gelmiş olması elbette ki akabinde sosyal kalkınmayı da getirdi. Evet. Eğitim alandaki, kültür alandaki kalkınmayı da getirdi. Bu bağlamda önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bir başka hususun da özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Yaşadığımız, özellikle Avrasya'da son dönemde yaşadığımız ilişkiler yumağına baktığımız vakit bizim bizden başka dostumuzun olmadığını çok net bir şekilde gördük. Daha da güçlü bir şekilde yek vücut olup ileri noktadaki hedeflerimize doğru yürümek zorundayız. Bir hususu daha belirtmek istiyorum çok özür dileyerek. Kazakistan'ın malum bir 2050 stratejisi var ki çok yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bizim de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir 2023 hedefimiz söz konusu ki 2023'e de çok çok kısa bir zaman kaldı. TANAP'ı bir de bu noktada biz çok önemsiyoruz. Çünkü 2023 hedefleri arasında Türkiye aynı zamanda Avrasya'nın bir enerji koridoru haline gelecek. Avrasya'nın lojistik üssü haline gelecek. Bu kısa mesafeyi lehimize çevirmek zorundayız. Biz lehimize çevirdiğimiz vakit sadece Türkiye'nin menfaatlerine elbette ki olmayacak. Bu aynı zamanda biraz önce de Sayın Milletvekilimizin de ifade ettiği gibi Avrupa'nın da enerji güvenliğini altına almış olacak. Balkanların da enerji güvenliğini kontrol altına almış olacak. Biz bu çalışmaları ne kadar yoğunlaştırıp ne kadar da kamuoyuyla paylaşabilirsek o kadar fayda teşkil eder. Ve bir başka husus da sivil toplum kuruluşlarına bu bağlamda çok büyük görevler düşüyor. Ondan dolayı böyle bir misyonu icra etmiş olmanın da mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Tam da onu soracaktım. Aslında dış politikada bu sivil toplum kuruluşları ve strateji merkezleri. Çok doğru. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o strateji merkezi kültürünün Türk dünyasında da belki artık yerleştirilmesi gerekiyor. Bir öncü kuvvet olarak görülebilir mi bu strateji merkezinin çalışmaları? Şu an Azerbaycan bu konuda çok ileride. Türkiye epey bir mesafe kat etti. Çok çok iyi bir noktada olduğunu da söyleyebiliriz Türkiye'nin. Elbette ki bardağın yarısı dolu, yarısı boş. Bunu da ifade etmemiz gerekir. Kazakistan bu bağlamda epey mesafe kat etti. Üniversiteler bünyesinde artık strateji merkezleri açılıyor. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bildiğim kadarıyla sivil toplum kuruluşlarını destekleme komitesi var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hali hazırda İçişleri Bakanlığı bünyesinde daire başkanlığı statüsünde dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarını idare eden, sevkini ve idaresini sağlayan çok önemli bir mekanizma var. Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye'de vakıfları bu bağlamda çok güzel idare edip yönlendirebiliyor. Zaman içerisinde daha üst seviyelere çıkacağına inanıyorum. Ama bu bağlamda da çok ciddi mesafe kat ettiğimizi de söylememizde yarar var. Yani bir 10 yıl öncesine veya 20 yıl öncesine gittiğimiz vakitte ortaya konulan tabloyla bugünkü tablo bir değil. Doğru. Sivil toplum kuruluşları çok çok iyi bir noktaya geldi. Yani. Ha bu yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Ümidimiz daha üst seviyelere çıkmasıdır. Biz de bu bağlamda kurumları da zorluyoruz. Yani onu da çok söyleyeyim doğru. Tabii. Bunu da biz yakından takip edebiliyoruz. Sayın Esrar, Türkiye ve Azerbaycan bölgede bir istikrar ve güvenlik paktı olarak duruyor. Gürcistan'ın bu ilişkideki yerini de mutlaka altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Gürcistan'ın rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz bu kapsamda? Çok güzel sual verdiniz. Hakikaten de Azerbaycan ve Türkiye'nin bu projede esas halledici taraflardır. Ama aynı zamanda Gürcistan da bizim için bir mühim transit ülkedir. Hem de bizim için bir komşu devletti. Ve aslında bugünleri
bir üçlük formatı çok güzel işleyir. Bu Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye formatıdır. Ve neticede bilirsiniz bu formatın işlemesi ve üç devletin Azerbaycan'ın enerjisinin, gazının ve neftinin, petrolünün nəqlinde mühim rol oynaması hem de regionda sabitleştirici rol oynayır. Yani biz təkcə özümüzü, kendimizi değil, eyni zamanda regionda biz təhlükəsizliyin, güvenliğin tənzimlənməsində mühim dövlətə çeviririk. Ve hələ sabahları da bilirsiniz ki, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan müdafiye nazirlerinin bir toplantısı olacak. Yani bunlar onu gösterir ki, bu üç devletin münasibetleri hem iqtisadi sahada, hem siyasi, hem de hərbi güvenlik meselelerinde üst üste düşür. Biz ortak məhrəzdən çıxış edirik ve bu nəticə itibariyle her üç devletin mənafiyinə xidmət göstərir. Ve bir şey de xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu heç bir üçüncü dövlətin əleyhinə yönəlməyib. İlk növbədə regional sabitliyə xidmət edən amillərdir. Və bilirsiniz, yəqin ki, bizi dinləyən insanlar, bizə tamaşa edən tamaşaçılar üçün də bu maraqlıdır ki, Azərbaycan üçün bu enerji güvənliyi hansı mənanı daşıyır? Bu nə deməkdir? Bu, ilk növbədə Azərbaycan dövləti enerji marşrutlarının çeşidlənməsində maraqlıdır. Biz bunu istəyirik. Biz istəyirik ki, müxtəlif bazarlar olsun, etibarlı bazarlar olsun. Amma dünya üçün, daha doğrusu Avropa üçün enerji güvənliyi isə bu ilk növbədə enerji mənbələrinin çeşidlənməsindədir. Bu Azərbaycan dövləti, Türkiyə dövləti bu prosesdə həm öz kəndi maraqlarını nəzərə alır, eyni zamanda digər alıcı ölkələrin maraqlarını da təmin edir. Ona görə də bizə, həm Azərbaycana, həm Türkiyə çox etibarlı tərəfdaş kimi baxırlar və hesab edirəm ki, TANAP layihəsi bir daha bunu təsdiqləyir. Aslında hem kaynağın çeşitlendirilmesi önemli, hem güzergahın çeşitlendirilmesi önemli. Hani o Sovyet sistemi içerisindeki bütün boru hatlarının Moskova'ya bağlandığı bir sistemden bugün bağımsızlıklarının 25. yılındaki devletlerin bu anlamda çeşitlendirmeleri önemli bir mesafe aldıklarını gösteriyor. Ama boru hatları istikrar ve güvenliği seviyor malumunuz. Hem Türkiye terörle mücadelesinde kritik bir dönemden geçiyor. Azerbaycan'ın topraklarının bir kısmının Ermenistan işgali altında olduğunu fiilen hala biliyoruz. Bir Ermeni terörüyle Azerbaycan bağımsızlığından çok önceden beri mücadele etmek zorunda. Buna rağmen, Ermenistan'a rağmen yürüyor bu ilişkiler diyebilir miyiz? Buyurun Elman Bey, sizden alalım. Ben bile söyleyeyim, siz tamamıyla haklısınız. Çok düzgün qeyd etdiniz ki, Ermənistanda bu günləri faktiki olaraq terrorizm dövlət siyasəti səviyyəsindən qalxıb. Və xüsusilə son illər ərzində, ümumiyyətlə son 100 il ərzində bu həm xüsusilə türk diplomatlarına qarşı onların terror aqları hər kəsə bəllidir. Eyni zamanda Ermənistan dövləti son bu bizim bu bağımsızlıq, müstəqillik əldə etdiyimiz illərdə minlən artıq, minlərlə belə terror aqları həyata keçirib və nəticədə çoxlu, yəni minlən artıq minlərlə insan məhz bundan həlak olub və ona görə də hesab edirəm ki, bu günləri bir yerdə terrorçu yaxşıdır, başqa yerdə pisdir, kötüdür yanaşması bu qətiyyən qəbul edilməz. Yəni sənin terroristin benim terroristim, öyle deyim. Terrorçu hər zaman buna qarşı hər yerdə və hər zaman prinsip ilə mübarizə aparılmalıdır və Türkiyənin bu terrora qarşı mübarizəsində bir çox dövlətlərin yanaşması bizi qane etmir. Biz bunu qəbul etmirik. Necə ola bilər ki, Belçikada terror olanda, Fransada terror olanda bütün Avropa ayağa qalxdı, Avropa liderləri əl-ələ tutub Parisin küçələri ilə gəzdi. Bəs aynı hadisə Türkiyədə olanda nədən bu birlik, nədən bu yanaşma yoxdur? Bunu terrorçular da görürlər. Görürlər ki, sivil dünya birliyə malik deyil. Müxtəlif dövlətlər, Avropa dövlətləri terrorizmə müxtəlif cür yanaşırlar. Bunu terrorçular sevinclə qarşılayırlar. Onlar hər zaman istəyirlər ki, məhz belə yanaşma olsun. Bir yerdə terrorizmə qarşı mübarizə olsun, digər yerdə sussunlar, bir fəaliyyət göstərməsinlər. Bu terrorçular üçün bir toy bayramdır. Ona görə mən hər zaman bu fikirdəyəm ki, terrorizmə qarşı hər yerdə mübarizə olmalıdır və Türkiyəyə qarşı son zamanlar tətbiq edilən terror aqları bunu göstərdi ki,
Eğer sivil dünya birleşmezse, Avropa devletleri, dünya ülkeleri bu meselede ortak mövqeden çıkış etmezse, hesab edelim ki, netice olmayacak. Necə ola bilər ki, Əl-Qayda pis olsun, necə ola bilər ki, IŞİD pis olsun, amma Asala yaxşı olsun, Daşnaksun yaxşı olsun, böyle mi mübarizə ola bilər? Hesab edelim ki, bu kökündən yanlış yanaşmadı. Terörçü her yerde terörçüdür, onunla her yerde ve her zaman prinsiple mübarizə olmalıdır. Hikmet Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir açıklaması vardı. DAEŞ'le mücadelede dünya bizi yalnız bıraktı. Bizim verdiğimiz mücadelenin hiçbir yerinde yer almadılar şeklinde. Biz hem PKK terörüyle evet. mücadele ediyoruz, hem DAEŞ terörüyle maalesef. Mücadele ediyoruz. Sabah da kötü bir haberle evet. güne başladık. 8 şehidimiz var. Maalesef. Bu konuda da fikirlerinizi paylaşmanızı rica edeceğim. Yine ben konuyu biraz enerjiye getireceğim. Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi dünyada enerji savaşları var. Evet. Yarı güzel olanın gece uykusu gelmez derler. Doğru. Anadolu'da çok güzel bir diyar. Onun için uykumuz gerçekten yok. Bizi rahat bırakmayacaklar. Bunu biz biliyoruz. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Biraz önce Sayın Vekilimin de ifade ettiği gibi yani taşlak zihniyeti hala kaybolmuş değil. Asala zihniyeti hala kaybolmuş değil. Bugün DAEŞ... İsimleri değişiyor. Evet, öyle isimleri değil mi, değişiyor ama roller aynı. Türkiye çok büyük bir imtihandan geçiyor. Türk kamuoyu bunun farkında. Türkiye'yi çok yakın takip eden soydaşlarımız, dindaşlarımız bunun farkında. Ben bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çünkü şu an 80 milyon tamamen kararlı bir şekilde bir noktaya kilitlenmiş ve bu işin bir şekilde çözüleceğine inanıyor. Ve gerçekten yine 2023 hedeflerinin önünün kesilebilmesi adına yapılan operasyonlar. Türkiye güçlendi, artık eski Türkiye yok. Varlığını, potansiyelini, gücünü dünyaya anlatabilecek düzeyde bir Türkiye var. İşte Azerbaycan'ın başındaki Karabağ problemi de temelinde yine bu yatıyor. Enerji yatıyor sonuçta, evet. temel problem o. Bakıyorsunuz dünyada adı bilinmeyen birçok ülke var. Kendi karnını bir şekilde, hayatını bir şekilde idame ettirmenin mücadelesini verdiğinde hiç kimse ona dokunmuyor. Çünkü orada hiçbir şey yok. Ama biz öyle değiliz. Biz de bugün enerji yoksa da enerji koridoru olacağız dedik. Doğru. Büyük bir rol üstleniyor Türkiye. Ümidimiz, inancımız bu sıkıntılar, bu acılar geride kalır. Allah da inşallah bu ateşe bir an önce de su seper. Ben de bir kelime söylemek istiyorum. Yani bu terörle mübarizah ve Türkiye'nin terörizme maruz kalması bir daha gösterdi ki yani Azerbaycan ve Türkiye o yaman günlerin dostlardı. Ve yadızlardırsa bir daha hatırlatmak istiyorum ki Türkiye Prezidenti çok hürmetli Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin rehberi Prezidenti Erdoğan Azerbaycan'a sefer etmekten iki kere onun seferini teröristler pozdular, imkan vermediler ki bu sefer reallaşsın. Ama bu zaman Azerbaycan Cumhurbaşkanı Cenab-ı İlham Əliyev dedi ki, dostum, kardeşim Erdoğan Bakı'ya gelebilmirse onda ben gelerim, ben gelerim. Yalnızca birlikte olarak ve hakikaten de böyle bir şey oldu. Yani teröristler bunu gözlemizler. Onlar düşünürler ki bu baş tutmayacak. Ama Azerbaycan Prezidenti Türkiye'nin Prezidentinin yanına geldi. Dostluk, kardeşliği bir daha ifade etti. Ve Türkiye'de her zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistan təcavüzüyle bağlı meselelerde değişmez mövqeyi var. Mövqe onunla ibarətdir ki, Ermənistan işgal etdiyi Azerbaycan torpağlarını azad etsin. Bundan sonra Türkiye-Ermənistan ilişkileri sınırlarının açılması məsələsinə baxıla bilər. 25 yılda aldığımız mesafe önemli gerçekten. Bundan sonra TANAP gibi büyük projeler var mı? Sayın Vekil'e soralım. Bundan sonra ne bekleyelim Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinden? Evet, diyoruz ki gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir ilişki modeli gelişti Türkiye ve Azerbaycan arasında. Ve Bakü'de, Ankara'da bu konuda ciddi bir siyasi irade ortaya koymuş durumda. Ne bekleyelim? Bundan sonraki adım ne olabilir Sayın Vekil? Cumhurbaşkanı Cenab-ı İlham Əliyevin çok güzel bir fikri var. O söylüyor ki, bugün dünyada devletler arasında bir eğitimsizlik böhranı yaşanmaqdadır. Böyle bir böhranda Azerbaycan-Türkiye dostluğu bir modeldir, bir numunedir. Türkiye ve Azerbaycan kimi her bir devlet olsun, onda bütün dünyamız bundan kazanır. Ve belli TANAP layihəsi artık 2018-ci ildən artık o tam reallaşacak. İlde 16 milyard kubmetr gazı ilkin olarak Avropa bazarına çıkacak. 16 milyard kubmetr Türkiye'nin payına düşecek, Türkiye alıcı ülkedir. Sonra son 31 milyard kubmetr satması planlaştırılır. Ve böyle olan vəziyyətdə bu TANAP'dır. Bunların da TAP layihəsi reallaşacak. Ve bilirsiniz, bunlar bizim enerji sahəsində əməkdaşlığımız için ilkin çok mühüm layihələrdir. Elbette ki bunlar da gelecek. Bundan sonra əməkdaşlığımız həm də enerji sahəsində yeni müstəviyyə qalxacaq. Ve Türkiye faktiki 95% enerji olan tələbatının məhz alan ölkədir. Yəni export, ixracat hesabına reallaşır. Ve hesab edirəm ki, Azerbaycan bu baxımdan Türkiye için çok mühüm bir tərəfdaşa çevrilməkdədir.
Ve geleceği ise çok parlaqdır. Geleceğinde daha büyük işler, daha büyük projeler bizi gözlüyor. Ve bundan en çok kazanan hesab edelim ki bu iki dövlətdir, bu iki xalqlarımızdır. Ve biz sevinirik ki, ne yaxşı ki bizim Türk adlı dostumuz, kardeşimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için sağ olun. Hikmet Bey, Eko Avrasya'nın faaliyetlerini takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Zira bu akademisyenlerin, bu uzmanların, bu siyaset adamlarının bir araya gelmesinden toplamda kazanan aslında bütün Türk dünyası. Bir konuyu da paylaşmamız mümkün mü? Sayın Milletvekilimizin sözlerine bir ilave yapacağım. Hı hı. Geleceğe ümitle bakacağımız bir diğer proje de 2006 yılının sonunda faaliyete geçiyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu. Çin'i Avrupa'ya, Avrupa'dan da Londra'ya bağlayacağız. Ekovrasya'nın 1 Haziran'da yapacağı çok önemli bir etkinlik var. Bunu da ben ekranlar hızalacıyla sormaya çekinmiştim. Bir projeden yeni çıkıyorsunuz diye ama belli herhalde tarih. Çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Türkiye-Ukrayna iş adamlarını Türkiye'nin sanayi üssü olan Kocaeli'de bir araya getireceğiz. Kocaeli Ticaret Odası, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve Uluslararası Ukrayna-Türkiye İş Adamları Derneği ortak bir organizasyona imza atacak. 4 günlük bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Türk iş insanı ile Ukraynalı iş insanını bir araya getirip ciddi bir kamuoyu oluşturmayı da planlıyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığı bu günlerde aslında çok bu ekonomik destek çok önemli. Çok ilgililerine önemli duyurulur. Çok teşekkür ediyoruz. Çok yayınımıza katıldığınız için sağ olun. Evet, detay önce devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz.